Bugün çaylar benden. Ben hiçbir şey için bir sene beklemek istemiyorum. Yaktı mı? Yaktı. Hani sen bana diyorsun ya korkuyorsun diye. Ben yanmaktan korkmam. Beklemekten de korkmam. Sevmekten de korkma. Ben seni sevmeyi değil beklemeyi göze almışım. Sen ne diyorsun? Seni her gördüğümde şuramda bir köpek oluyor biliyor musun? Sokak köpeği. Değilsin. Öyle öyle. Böyle gırtlağı yırtılırcasına avaz avaz bağırıyorum ama duymuyorsun. Ne yapayım? Rüya. Şimdi duydun mu? Duydum. Sen ne yaptın bana? Seviyorum. Hem de çok seviyorum. Demek böyle oluyormuş. Nasıl oluyormuş? Keşke hep bu anda kalsak. Sonsuza kadar. Öyle donup kalmayalım ya. Ne olacaksa yaşayıp görelim ha. Bana dair. Bize dair böyle kafanda kurduğun o ön yargılar var ya. Ha. Onların hiçbiri olmayacak. O kadar emin konuşma. Ben kendimden eminim. Şüpheli olan sensin. Ha, ben de kendimden eminim. Ha, benden yana yani. Yani. Neden acaba? Neyse ya en zor tarafını geçtik. Önümüzde daha zor günler bekliyor bizi. Allah Allah. Ha. Ben ayrılmayı da terk edilmeyi de hepsini göze almış durumdayım yani. Ne olacaksa olsun ya. Senden gelsin de. Bir ama geliyor gibi burada. Onu da artık yaşayıp göreceğiz. Neyi göreceğiz ya? Yine başlamayacaksın değil mi? Sen benimle 3 gün bile geçiremezsin diye. 2. 2 demiştim. Var mısın? Sevgilim. Ben senin her şeye varım. E hadi o zaman. Çocuk musun sen? Aşka cesaretin var sevmeye de. Şimdi o kafandaki saçmalıkları yok etmeye var mısın? Varım. O zaman yarın önce senin doğal ortamını görüyoruz sonra benim. Tamam. Anlaştık mı? Olur. Tamam ben
Gideyim o zaman. Gitme ya. Gitmeyeyim mi? Gitme. Pardon. Ya kardeşim şey ben... Ben gidiyordum zaten. Anlaşmamızı unutma. Öpüyorum seni. Görüşürüz. Görüşürüz. Kapıyı kapat, kapıyı buz gibi al. Evet, tabii üşüme. Sen de iyiymişsin be. Ha? Gözün aydın, gözün. Vallahi aydınlık mı, karanlık mı onu sonradan göreceğiz. Anladım kardeşim. Kıpkırmızı oldu. Yok, yo, iyiyim ben. İyisin değil mi? İyiyim. Burada olmak artık benim problemim değil. Senin problemin. Beni buraya nasıl attırdıysan öyle çıkaracaksın. Yoksa ben birkaç sene... ...sen ve kardeşin bir ömür boyu hapiste kalırsınız. Buradan çıkışın imkansız. Sevinç Çiçek'in senin evinde kaldığını söyledi. Sen mi söyledin? Mezarı açtıklarında DNA testi yapacaklar. Ben bu beladan kurtulamam. Elim kolum senin kadar uzun değil. Beni buradan sen çıkaracaksın Çelebi. Ne yaparsın, nasıl yaparsın bilmiyorum ama eğer ben batarsam sen de batarsın. Şimal'e bir süredir ulaşamadığını, yangından sonra psikolojisinin bozuk olduğunu, bu yüzden ona süre tanıdığını söyleyeceksin. Sevinç. İfadeni geri alacaksın. Tomrisa'nın beni işten attığı için ona iftira attım diyeceksin. Tamam. Ben yanlış bir şey mi yaptım? Hayır. Sen söylediklerimi yap. Yeter. Garip ya. İçim içime sığmıyor. Sabah olsa da bir tek onu görsem. Aşk böyle bir şey işte. Ondan başkasına kör ediyor insanı. Ben her şeyi o kadar iyi görüyorum ki. Renkler daha canlı, hayat daha güzel. Bir çeşit sarhoşluk çünkü. Keşke hiç ayılmasam. Güveniyor musun Ömer'e? Her şeyden çok. Herkesten çok. Öyle veya böyle. Ben Rüya'ya güveniyorum oğlum. Güveneceksin tabii oğlum. Rüya sağlam kız kardeşim. Bak sen bütün bu korkuların boşa çıktığını göreceksin Ömer. Hadi bakalım. Ben sana ne dedim? Yaza düğüm var. Ha, de git oradan oğlum ya. Yavaş ayağını gazdan çek sonra yere düşeceğim yerden kazıyacağım ben. Ya Allah Allah sen de böyle mehter takımı gibi iki ileri bir geri, iki ileri bir geri. Niye düşesin oğlum ya? Oğlum zaten mevzu düşmek değil, düşmeye göze aldım ben. 100 kere, 1000 kere mi? Ne oğlum mevzu? Yarın sınava giriyorum. Neye giriyorsun? Sınava. Ne sınavı oğlum? Önce ben onun hayatına dahil olacağım. E tamam canım ne var bunda? Sen zaten orada yaşamıyor musun? 7 kuleli oldun sen zaten. Şimdi Ömer düşünüyorsun. Değil mi ya? Nereye götüreceksin? Ömer. He. Ulan şimdi aklıma geliyor da. Kardeşim. Rüya seni böyle yogaya başlatsa kardeşim. Pilates tamam. Falan taytları evet. Çekmişsin. Koskocaman top zıplıyorsun. Bir iki bir iki. Olur mu olur vallahi birader. Ya da böyle gitmişsiniz böyle bir resim sergisi. Soyut resimler. Herkes böyle bir yorumlar yapıyor. Tık sana bir dönüyorlar. Yorum yap diyorlar yapamıyorum falan. Keşke görsem. Neydi o bir tane vardı ya kendi kulağının yani. Kimdi o? Ben de kulağı yemesi oğlum ya. Ne? Kendi kulağını kesen kesen. Oğlum belki kestiği kulağını yemiştir adam. Van Gogh. Van Gogh. Aynen. Gel vur Van Gogh'a vur. Hadi Van Gogh'a. Oğlum bu saatte bu ortamda adamın lafı geçtiyse demek ki canı rahmet istemişim. Helal helal helal. Buraya mı sırtına? Yok.
İyiyim, iyiyim. Ey Allah'ım ya, sen nereye götüreceksin asıl kızı ha? Sen onu bana söyle. Oğlum işte bizde yalan yok, doğalımız nereyi oraya götüreceğiz. Yarın ne günlerde? Ne? Ne? Ha. Ya. Güzel, yakışır. Görürsün tabii oğlum. Aynen. İlla diyordu senin doğal ortamını, doğal ortamını göreceğim diye götüreceğim doğal ortam. Ah ya. Vallahi be birader. Sadece şu an yaşamak için bile değermiş be. Vallahi. Resmen böyle kışım yaza çevirdi onu. Demek ki Neşet babaya da öyle olmuş. İlk başta işler iyiymiş, sonradan tersine dönmüş. Adamın yazı da kışa dönmüş oğlum. Kim bilir kardeşim, belki de öyledir ha. Gel o zaman Neşet babaya da. Evet. Vallahi birader Allah sonumuzu hayır etsin. Öyle bir tufaya düştüm ki bu tufadan çıkış yok. Enver. Ha? Böyle sevmekten hayırsız bir şey çıkmaz kardeşim. Sen gönlünü ferah tut. Eyvallah. Ne olur? Ne yapacağım? Ha. Kulağını kesin. Oğlum kulağını kestiyse yemiştir belki. Ne biliyorsun adam? Bitti mi? Evet. Çıkabilir miyiz? Şimdilik evet. İyi geceler başkomiserim. İyi geceler. Gerçek su gibidir. İlla akar bir şekilde yolunu bulur. Er ya da geç. Biz de tam bunu istiyoruz. Hastanedeki basit bir evrak hatası yüzünden düştüğümüz duruma bak. Lütfen bir an önce her şeyi çözün. Çözeceğim. Sarnıç'la ilgili ölüsünden dirisine, kundaklayanına kadar hepsini tek tek çözeceğim. Tomris. Tomris Hanım. Yine görüşeceğiz. Amirim. Çiçek Görgülü'ye ait mezarın açılması için gerekli izinleri al. DNA testi istiyorum. Mezardaki kimmiş öğrenelim. Anlaşıldı amirim. Uyandırdın mı? Kıyamam sana. Bir şey mi istedin? Susadın mı? Dur getireyim. Afiyet olsun. Artık benimle konuşursun zannetmiştim. Keşke tekrar sesini duyabilsem. Hı? Tamam. İyi geceler.
Ozan. Cemre. Merhaba. Merhaba. Ya sabah değil mi ya duruşma? Uyumamışsın. Unutmamışsın. Ama yani böyle tarihi bir gün unutulur mu ya? Valla şimdi düşünüyorum da sağnacığım penceresinden adliye koridorlarına uzanan bir hikaye. Valla doğru. Nereden nereye? Mucize gibi. Senin mucizen. Ne yapıyorsun böyle, bunlar ne? Bunlar yeni işim. Ne? Yani bunları böyle yapıyorum, tasarlıyorum. Bir dükkana vereceğim satılması için. O zamana kadar internetten satacağım. Çok iyi düşünmüşsün. Yani değil mi? Evet. Belki böyle hani güneşin de odasının olduğu bir ev tutabilirim. Aynen. Olur inşallah. Duruşma 9'da değil mi? Evet. Çelebi'den kurtulmak için ilk adım atacağım. Tarihi eserler nerede? Beni başımdaki bu beladan kurtardığında öğreneceksin. Duydun Korkut komiseri. Bu işin peşini bırakmayacak. Bu savaşın sonu hiç iyi olmayacak Tomris. Ne kaybeden sen olacaksın. O kadar emin olma. Ben hayatını mahvettiğin kadınlardan değilim. Cemre değilim. Esin Necdet de değilim. Sen evladının ölüsüne bile sahip çıkamayan bir zavallısın. Güçlü hiç değilsin. Yangında ölen evladının intikamını özgürlüğüne satan bir zavallı. Sana muhtaç oldum. Bu da benim bir ömür boyu sürecek vicdan azabım. Acı günler bir yastıkta hep beraber.
sana. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Mezarın açılmasıyla ilgili prosedürü uzatmaya çalışın. Bürokrasiye takılsın. Anlıyorum. Sen de hemen harekete geç. Thomas'ı kurtarmakla ilgili söylediğim her şeyi harfiyen uygula. Daha şu süre. Tarihi eserler nerede öğrenebildin? 7 kule dedik dedik ettirdim, tamam mı? Ömer'in dükkanına bile baktırdım, hiçbir iz yok. Boşa bir çabaydı zaten. Tomlin sence sözünü tutacak mı? Yani sonunu kurtardıktan sonra tarih eserleri verecek mi bize? Başka çaresi yok. Ama bu ona güvenebileceğimiz anlamına gelmez. Sonuçta evladını kaybetmiş bir anne. Yangın yüzünden. Bana Tomlin'i kurtarmaktan başka bir şans bırakmadın. Düşmanıma diz çöktüm. Abi. Üstelik hapse girmese bile vazgeçmeyecek. Tarihi eserleri bize teslim etse de sarnış meselesinin peşini bırakmayacaktır. Aklında bir şey var mı? Sen üstüne düşeni yapacaksın. Tarihi eserleri bul. Ne yap et bul. İlk defa köşeye sıkıştım. Senin yüzünden. Benim yüzümden değil, Kenan yüzünden. Ona da sıra gelecek. Önce bu debelendiğimiz çukurdan çıkacağız. Aslında benim bir planım var. Tabii eğer sen de tamam dersen. Kenan amca. Bizi tarih eserleri o götürecek. Kardeşim günaydın. Heh, tam zamanında geldim. Günaydın. Bu ne oğlum? Hırsız mı girmiş? Hırsızlık değil. Bence tarihi eserler için gelmişler. Sağa sola bakmışlar. Bir bok bulamamışlar. Defolup gitmişler oğlum. Hey Allah'ım ne diyeyim ben ya. Neyse bu bir yandan da bizim için iyi oğlum. Demek ki yanlış adrese dolaşıyor bu herifler. Oğlum öyle de nerede sakladığımızı bulurlarsa biteriz lan. Nereden bilecekler oğlum? İkimiz biliyoruz sadece bunu. Sen ne yapıyorsun bu saatte? Ya araba bulmaya geldim mahalle. Cemre'nin duruşması var bugün. Aa bugün müydü ya? Hadi toplayalım şurayı hadi. Hadi. Aldır, aldır. Dükkanın haline bak. Şuraya bak ya. Oğlum şuna bak ya. Dolaba bakmışlar, dolapta mı diye acaba? Kapa, kapa. Rüya. Nasıl oldum ben böyle? İyi gayet. İyi mi? Ciddi gözüküyor muyum? Yani Çelebi'nin karşısında böyle bir ağırlığım olsun istiyorum. Önemli olan iddialarımız. Tamam evet tabii ki ama olsun, her şey eksiksiz olsun istiyorum. Ya Rüya inanamıyorum. Yani yaşadıklarımızı düşündükçe gerçekten rüya gibi değil mi? Bugün duruşmam var. Adliyeye gideceğiz. Çelebi de gelecek oraya. Ben onun gözlerinin içine bakacağım. Diyeceğim ki ben bu adamdan boşanmak istiyorum. Ya birkaç ay öncesini düşündüğümde ya dava açmak hayal gibi bir şeydi. Kızımı alıp kaçmaya kalktım ben. O günler geride kaldı. Sayenizde.
Kim bu? Kim? Hadi duruşma saati yaklaşıyor. Aa Ozan. Sen de mi geleceksin? Evet ben de geleceğim. Hadi. Yani... Cemre. Tabii ki yalnız bırakmayacağım sizi. Bence bir sakıncası yok. Bak. Hadi o zaman hadi. Heh, geldiniz mi? Geldik. Aa, sen de mi buradasın? Vallahi Cemre Almanya gibisin. Sen boşanırsan hepimiz boşanmış sayılacağız. Geliyor musun sen? Yok ben uğurlama komitesindeyim. Dükkan açtım, dükkana gideceğim. Cemre, insanlık için küçük, bizler için büyük bir hareket yapıp bölüm sonu canavarını sen yeneceksin, tamam mı? Tamam, hadi inşallah. Biz gidelim o zaman. Tamam, tamam. Görüşürüz. İddiayı unutmadın değil mi? Pes eden kaybedecek. Sözüm söz. Unutmadım. Bir ikincisi kaybeden ben olmayacağım. Hadi bekliyorum seni duruşmadan sonra. Tamam, görüşürüz. İyisin değil mi? Gerginim. Ama iyiyim. Olur o kadar ya. Değil mi? Taksi çağıralım mı? Ne taksi canım, ne gerek var? Var bende para. Tamam, senin paran senin cebinde kalsın. Otobüsle gidelim. Tamam, otobüs. Gideriz, değil gideriz mi? Tabii tamam. Ki. Tamam. Gelin şuradan. Ali'm. Ali'nin sana kurban olsun. Geçecek bu günler biliyorsun değil mi? İskender'in şikayetinden vazgeçmesini sağlayacağız. Sen beni dert etme. Ben gezem neyse yatıp çıkacağım ya. Buradan çıkar çıkmaz evleneceğiz hemen. Benim gelinim olacaksın. Niye doldu onlar? Kötü bir şey mi söyledim ben şimdi? Ha? Bu yüzle mi? Çiçek. Çiçek. Sen burada beni öldürmek için mi böyle konuşuyorsun? Yapma, kurban olayım. Yapma ya. Kendine de bana da bu eziyeti yapma artık. Tamam, özür dilerim. Sen niye özür diliyorsun? Senin ne günahın var? Asıl bunları yapanların yanına kar kaldı ya, işte bu düşünce beni yiyip bitiriyor. Onlar da cezasını çekecek. Bak göreceksin, Tomris Hanım onlara diz çöktürecek. Lan siz kimin evine kimi almıyorsunuz lan? Alo? Anneciğim? Kapıya korkuluk dikmişsin. Almadılar beni içeri. Neler oluyor yine? Yine neler oluyor bize? Anlaşmamız bozuldu Bülent. Sen de demans başladı, ha onu diyeyim sana. Ulan şimdi polise gitsem yine alırım çocuğu. Seni de, o çakma Şimali de ihbar ederim. Hiçbir şey yapamazsın. Bak beni tellendirme. İpin hala benim elimde anneciğim. Benim kaderim kendi elimde ama senin Tasman Çelebi de. İnanmıyorsan git ona sor ne yapacağını. Ne diyorsun sen be? Torunundan, benden, evimden, Çiçek'ten uzak duracaksın demek. Beni ciddiye almıyorsan git Çelebi'yi ara. Eğer sözünden çıkarsan o benim kadar yumuşak başlı değil. Koparır o kafanı. Alo? Alo? Ulan. Çelebi tarihi eserleri sakladığınız yeri bulamaz değil mi? Hiç merak etme. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yerdeler. Rahat ol. Ne bileyim ya. Bu sarnıçtaki yangını ispatlamak için elimizdeki tek koz bu. Ha delirecek gibi oluyorum ya yine yırtarlarsa diye. Ya Rüya. Baban o dönem İskender'le ortak mıydı? Ay Allah'tan değildi. Yani biz nişanı attıktan sonra araları açıldı babamla. Niye sordun? Öyle meraktan. Yok Çelebi gelmedi daha.
Daha var. Gelir birazdan. Of. Tamam, sakin ol. Tamam. Sen nereden buldun bunu? Ödünç aldım, olmamış mı? Olmuş. Çok cool olmuş. Rüya, zamanında alırlar değil mi size? Alırlar herhalde. Yani ben de yabancısıyım buraların. Sayende pişiyorum Cemre. Bir avukat kolay yetişmiyor. Ağlanacak halimize gülüyoruz ya. Allah Allah. Ne varmış ya halinizde? Gülmek en güzel direniştir. Her zaman. Davacı Cemre Kayabeyli. Davalı Çelebi Kayabeyli. Gelmedi daha. Tamam olsun, yine de duruşma görülecek. Sakin ol, takılma buna. Biz girelim. Ben şey dosyaları şeyleri alayım. Hadi, hadi Rüya. Al her şeyini. Hadi. Tamam, aldım. Aldın mı? Hadi ben burada bekleyeceğim. Tamam. Başka ne sordu polisler? Teşekkür ederim Handan. Çok çok teşekkür ederim. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Bir saate kadar oradayız. Ameliyathaneyi ayarlayın ona göre, olur mu? İyi misiniz? Polisler hastanede ifade alıyorlarmış. Neyse, sen buna boş ver şimdi. Sana asıl başka bir haberim var. Bugün ameliyata giriyorsun. Ne? Nasıl yani? Böyle hemen mi? Hı hı, hemen. Sana verdiğim sözü tutmak istiyorum. Ne demek bu? Her taraftan üstüme geliyorlar. Her şey bittiğinde ortada bir hastanem, bir mesleğim kalacak mı bilmiyorum demek. Hani Çelebi seni kurtaracaktı? Evet, kurtaracak ama sonunda mutlaka bir ceza kesecek. O gün gelmeden sana verdiğim sözü tutmak istiyorum. Sana borcum bu. Ameliyat olmak istiyorsun değil mi? İstiyorum, hem de çok. Ama kimseye söylemesek olur mu? Kimse bilmesin yani şimdilik. Tamam peki, nasıl istiyorsan. Davacı Cemre Kayabeyli ve davacı vekili avukat Rüya Yıldırımlar duruşmaya iştirak ettiler. Davalı Çelebi Kayabeyli ve davalı vekili avukat Selin Deniz Atapınar ise duruşmaya iştirak etmemiştir. Karar. Ayakkabıcıyız. Bu durumda davalı taraf ve avukatının davaya katılmaması sebebiyle aralarındaki boşanma davasının ilk duruşmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Niye çıktınız böyle hemen? Gelmediği için erken bitti. Ertelendi. Nasıl ya? Ne demek bu? Çelebi sırf dava sürecini uzatmak için duruşmaya gelmedi. Bu ön inceleme duruşmasıydı. Yani nihai karara bağlanmadan tahkikat aşamasına geçemedik. Yani henüz ön inceleme duruşması bile yapamadık. Tamam. Çelebi durumu zorlaştıracağını ve davanın çekişmeli geçeceği mesajını vermek istiyor. Biliyordu. Gelmeyince erteleneceğini biliyordu. Bilerek yaptı. Cemre, bir dakika. Bilerek yaptı. Cemre. Kalp kaybe karşıymış. Ben de seni bekliyordum. İstediğin kadar yokuşa sür. Bu dava sonuçlanacak.
Ama erken, ama geç. Çekişmeli davaların erimi uzun olur Cemre. Yıllarca sürebilir. Ne olsun? Beni vazgeçiremeyeceksin. Böyle bir niyetim hiç yok. Ama senin nefesin bu davanın sonunu görmeye yetmeyecek Cemre. Benden korkuyorsun. Bütün bu pisliklerinin sebebi bu. Senin sonun hapishanede bitecek Çelebi. Ve ben o gün, o günü görmek için yine burada olacağım. Er ya da geç, senin nasıl bir yüzün olduğunu herkes öğrenecek. Sarnıç yangınındaki payın. Tarihi eserleri de kaybettin. Sıra özgürlüğüne gelecek. Erken zafer çığlığı atıyorsun. Ulan. Tamam Ozan, lütfen. Senin karışman Cemre'yi zor duruma sokar. Çünkü senin de yenilmez olmadığını biliyorum artık. Üstünü örttüğün suçlarım var. Hayatını mahvettiğin bir kadın daha var mesela. Esin. Hani ne olacak? Bütün bunlar ortaya çıkacak. Çöpe atılan bebek dahil. Hiçbir şey bilmediğini ikimiz de biliyoruz. Esin'e bir daha asla ulaşamayacaksın. Ama bir kere ulaştım. Ve senin korktuğunu da biliyorum artık. Ne oldu o çöpe atılan bebek? Buldular mı? Yaşıyor muymuş? Şu küçük sırrın ne? Anlatsana. Ne oluyor ya? Bir şey yapıyorum. Bu çocuk meselesinden bir daha asla bahsetmeyeceksin Cemre. Asla. Aslında davanın biraz ertelenmesi iyi oldu biliyor musun? Yani işime geldi benim. Şu küçük sırrını öğrenmek için vakit kazandım. Davanın uzadığı her bir gün eşittir. Güneşi görmeyeceğim bir gün demektir. Benim kızımı görmeme engel olamazsın. Bu benim yasal hakkım. Öyle tabii. Ama çocuk bu. Okulu var. Gezisi var. Hastalığı var. Sporu var. Çocuk. Yasin. Dokunma. Yavaş. Ozan ne yapıyorsun? İyi misin? İyi misin Cemre? Ozan karış. Ha? Canını yaktı mı? Ozan karış. Canını yaktı mı? Çelebi tamam. Tamam. Onun da istediği bu Ozan, tamam. Kızımı bugün göreceğim. Duydu mu beni? Güneşi hemen bugün göreceğim. Okuldan sonra özel dersi var. Buna engel olamazsın. Bu Cemre'nin hakkı. Engel olmaya kalkarsan kapına polislerle gelirim. Peki. Güneş'te nerede görüşmeyi düşünüyorsun? Hı? Kümesinde kalmak istememişti biliyorsun. Onu sevdiği oyun parkına götüreceğim. Boş para vereyim istersen. Ha? Oraya gücün yetmez. Sana ne lan, sana ne? Bu benim meselem. Benim param var ya da yok. Seni ilgilendirmez. Güneş'i yarın göreceğim. Ne işi varsa iptal et. Beni duydun mu? Çocuk bu. Belli mi olur? Nasıl insanın sinirleri olmuyor? Onun işi bu. Sana da bravo ya. Vallahi bravo. Ne dediysem hep tam tersini yapıyorsun. Bulaşma. Kışkırtma şu adamı. Ya ondan korkan onun gibi olsun Cemre, tamam mı? İyi misin? Acıyor mu? İyiyim. Çok sıktım akıllı. İyiyim. Serserinin ev meselesi ne oldu? Borcu kapatmış. Ama şimdi tefeciye borçlanmış. Güzel. Halledin hemen. Baş üstüne.
be abicim. Tamam işte yarım saate geliyorum diyorum ya. Ufak bir işim çıktı. Bak ben gelmeden... Bak ben gelmeden satışı başlatma. Bozuluşuruz tamam. Abi tamam. Tamam tamam. En geç yarım saate oradayım ben. Moralini bozma. Böyle davalarda süre uzayabiliyor. Yok onu düşünmüyorum ya. Neyi düşünüyorsun? İçeri bir güneşi görmeyeyim diye kim bilir daha ne sorunlar çıkartacak bana. Biz de her sorunun üstesinden beraber geleceğiz. Geleceğiz. Tamam. Ben şimdi üstümü değiştirip oradan işe gideyim. Geç kaldım zaten. Tamam. Görüşürüz akşam. Tamam canım. Tamam. Hadi bay. Oğlum patlak tuta oldun mu lan? Ne haber? İyi işte. Ozan'dan aldım haberi ya. Çelebi gelmemiş mahkemeye. Ya ben Cemre'yi üzmek istemedim ama... böyle davalar aylarca hatta yıllarca sürebiliyor. Sen de sıkma canını ya. Biz o zamana kadar hapse attırırız onu. Hadi. Ne? Oho, unuttun mu sözünü? Bak pes etmiş sayılırsın ha. Ya hayır, pes etmedim de. Ya yapmasak. Canım çok sıkkın. Başka zaman yaparız. Oo, yan yattı, çamura battı. Korktun mu yoksa? Ne münasebet. E hadi o zaman. Kendine çok güveniyorsun. Elim kuvvetli. Hadi. Nereye gidiyoruz? Gidince görürsün. Niye öyle baktı? O var ya küçük dilini yuttu şu an. Çok yakışmış bunlar. Sağ ol tatlım. Tomris Ozan'la Ömer'le bir olup arkamızdan iş çevirmiş. Nasıl yani? İskender'in eserleri koyduğu yeri bulmuşlar. Ne diyorsun Çelebi? Merak etmeyin Kenan amca. Evet eserleri bizden aldılar ama... biz sakladıkları yeri bulduk. Bu gece sessizce çözeceğiz. Sonra da doğrudan yurt dışına çıkışını sağlayacağım. Ondan sonra da bu mesele sonsuza kadar kapanacak. İyi o zaman. Çok şükür. Polisler gitmemiş hala. Komiser de burada. Sakin ol. Tomris Hanım. Merhaba. Çalışanlarınız sizi ya çok seviyor ya da çok korkuyor. Saygı duyuyorlar. Ne garip değil mi? Çiçek Hanım haftalarca burada kalmış ama kimse onu görmemiş. Hatırlamıyor. Şimdi de beni Çiçek'e hastanemizde bakım verdiğim için mi suçlayacaksınız? Yok. Ben dirilerin değil, ölülerin peşindeyim. Bu arada ben biraz araştırdım. Evrakta sahtecilik, mesleği kötüye kullanma gibi durumlarda hastane lisansı iptal olurmuş. Hekimlikten de men ediliyormuşsunuz. Bunca emeğe yazık olmaz umarım. Değilim. Hem de hiç iyi değilim.
Uzun, ne haber? İyilik abla, ne olsun? Yine etnik serserilik peşindeyim. Aferin sana. Vallahi sayende üzerimdeki gözler azaldı abla. Mahalleye polis geldi, ilk bana değil sana şüpheli muamelesi yapıyorlar. Bayrağı sana devrettim abla. Teşekkür ederim. Gevezelik edeceğine gel, işin ucundan tut. Geliyorum, hemen geliyorum. Karnın aç mı? Her zaman abla. Gel o zaman bir çorbamı iç. Olur valla. Hadi hadi koş koş. Geç. Sen geç şöyle. Tamam. Afiyet olsun. Sağ olasın. İçersin, mercimek mi ezo gelin mi? Mercimek olsun. Tamam. Dava görülemedi. Çelebi gelmedi. İki ay sonra ertelendi dava. Ne bekliyordun? Böylelerinin atasporudur kadına eziyet. Allah öyle. Al bakalım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Başka bir şey ister misin? Daha ne isteyeyim abla? Ellerine sağlık. Ben çağırdım. Onu anladım. Yani ben vereceğim bu parasını. Yani siz öyle bakınca... Dükkanımda çocuk istemiyorum. Getirme bir daha. O kadar. Abla ben gideyim. Ya uzun. Doydum zaten abla ben. Ellerin dert görmesin. Hani niye yapıyorsunuz bunu? Masayı topla. Bir daha bu dükkana çocuk getirmeye kalkma sakın. Bakım evi mi burası? Mü değil, lokanta. Yani neden çocuk gelmesin? Tahammül edemiyorum demek ki. Hoşlanmıyorsan buyur işte kapı. Neresi burası? Ya adamın birinin evi, gel. Hangi adamın? Soru sorma hadi. Ömer, kimin evine geldik? Sen bana güvenmiyor musun? Güveniyorum da ne işimiz var başkasının evinde? Sen söyledin doğal ortamında görmek istiyorum diye. Burası da benim doğal ortamım, hadi. Burası mı senin doğal ortamın? Başkasının evi mi? Evet, bir soru sormasan anlayacaksın neresi olduğunu. Hadi. Ahmet abi! Ömer, gel yukarıdayım, gel. Gel. Nerede kaldın oğlum ya? Ahmet abi vallahi anca yetişebildim be. Kusura bakma. Olsun. Diğerleri de damlar beş dakikaya. Sen neleri kestiriyorsun gözüne, hemen söyle bana. Ömer. Bir iki dakikadır. Abi aşağıdaki beyaz eşyalar bende. Onları sar. Ne tutar orası? Ne oldu bu ya? 3000 aşağı veriyorsun. Nakliye de senden. Olmaz. Olur olur. Sen istersen olur. Bak misafirim var ya. Ömer. Rüya iki dakikadır. Şu içerilere de bir bakayım ben. İyi tamam, hadi olsun bakalım. Ne oluyor? Kimin evi burası? Rüya bir dakika dur. Abi.
Şu vazo bende abi. Bu ayna, içerideki ayna. Şu gümüşler de bende abi. Bunlar gümüş mü? Gümüş. Ha, tamam. Bunlar da bende, tamam mı? Tamam, tamam. Rüyacığım dur 2 dakika. Ömer çıldırtma insanı, kimin eşyalarını alıyorsun? Bilmiyorum, dur bir soralım. Abi, rahmetli kimdi, tanır mıyız? Ne? İnanamıyorum sana. Ya sen kendi suratını, şeklini hatırlamıyor musun ya? Sanki hırsızlığa gittik eve. Ya ben hayatımda daha önce vefat etmiş birinin evine mezata mı gittim? Nereden bileyim eşya aldığını, aklıma mı gelir? Hani ben ikinci el eşya işi yapıyorum ya. Hani belki parçaları birleştirirsin diye düşündüm ama. Ay çok yardımcı oldun sen de. Rüya bir dur dur. Dur Rüya. Tamam Rüya dur. Hadi boş durma. Çalış biraz. Pazarcı sevgilisi sayılırsın artık. Tut bir işin ucundan. Ne yapayım? Ne yap? Mesela kutudaki malları çıkar, buralara diz. Hem bu arada biraz ısınmış olursun ha. Soğuktan pes edeceğim sanıyorsan yanılıyorsun. Göreceğiz. Bunu ne yapayım? Onu öyle tut elinde, konu mankeni gibi. Gelen geçen de görsün, belki beğenir alırlar ha. Çok komik. Ömer abi. Ha. Vereyim mi çay? Ver. Doldur. Eyvallah, bir tane daha ver. İçin ısınır ha. Her durumda çay içebilmen takdire şayan. Ama çay çok güzel. Sağ ol baba. Hadi hayırlı işler. Ne kadar duracağız burada? Çok durmayız ya, bunları satar gideriz. Ne diyorsun? Ama sen bu ortama gelemem diyorsan köşeden belediye otobüsüne bindireyim seni, mahalleye git. Ölmek var, dönmek yok. Göreceğiz. Bak pes etmeyeceğim diye donacaksın ama. Sen üşümüyor musun? Yok, ben o defteri kapattım. Bundan sonra her mevsim benim için yaz. Ama sen pes ettiysen gidebilirsin. Etmedim ya, etmedim. Gerekirse üşütürüm, hasta olurum. Yine de pes etmem. Helal be sana. Ya bu tezgahın düzeni yok. Ha. Bunları bir kategorize mi etsek, bunları olur, bir şey yap yapsak? Bakalım şeyler. Burada hangileri antika, hangileri nasıl ayırsak acaba? Yani şurada bir tane ayna olsa böyle yan yana koyardık. Değerli mi bunlar? Şunu şöyle yapalım. Şöyle. Bunu da böyle saralım. Ha? Bunu da tak. Teşekkür ederim. Yani çerçöp olan da var. Ederi olan da var. Bu mesela. Heh. Bu vazoyu niye aldın? Antika mı bu? Ne antikası ya? Bunu 150 liraya satarsak öpüp başımıza koyalım. O kadarcık mı? Ha, ne olacak ki? Buradakiler 50, 100, 150, 200 bandında. Ömer, ne haber? İyi, sağ ol. Senden ne haber? İyi. Var mı benim bir şeylerin? Var var, yeni bunlar. Seç beğeni al. Tezgah senin. Bu yeni mi? Tabii tabii, taze onu. Daha yeni mi koyduk tezgaha? Her seferinde ilgimi çekecek bir şeyler buluyorsun. Ne yapalım, işimiz bu. Bayağı iyiymiş. Öyle. Antika o. Antika biliyorsunuzdur zaten. Yani genelde porselenden ya da camdan oluyor antikalar. Tabii bunu kilden yapan sanatçılar da var ama onların maddi değeri düşük oluyor. Bilmiyordum. Bakın altına. Bakın orada bir kazıntı göreceksiniz. Burası mı? Evet, tam orası. Antika olup olmadığını oradan anlayabilirsiniz. 1940 sonrası. Dekoratif, çok şık. Nedir fiyatı? 300 lira. Tamam, alıyorum. O zaman saralım mı sevgilim? Saralım tabii ya. Niye sarmayalım? Saralım tabii. Hadi sevgilim. Şöyle. Tamam tamam, hallettim ben. Hallettim. Buyurun. Sağ olasın. İyi günlerde kullanın. Teşekkürler. Sağ ol. Görüşürüz.
Biri doğal ortam bulmuştu. Sen neymişsin be? Koy cebine, kimse görmesin. Bu Tomris'in hayatı bizim elimizde ya. Ne bu havaları? Yok kapıda korumalar. Yok git Çelebi'yle konuşlar falan. Doğru demiş. Bu işten uzak duracaksın. Tomris'ten de, Atlas'tan da uzak duracaksın. Daha neler? Yok öyle dünya. Var. Ben diyorum. Bildiğin her şeyi unutacaksın. Sesin çıkmayacak. Karşılığında ne alacağım? Sen benden hiçbir şey talep edemezsin. Hocam Çiçek Hanım ameliyat alabiliriz. Tamam. Heyecanlı mısın? Korkuyorum daha çok. Niye? Ya yüzüm iyi olmazsa? Bak. Önce şu yüzünün yanık tarafındaki sert ve gerginleri yumuşatılacak. Sonra da yağ dokusunu bu yanık tarafa enjekte edecekler. Bunlar işin tıbbi tarafı tabii. Asıl mesele ne biliyor musun? Bazı şeylere veda etmen gerekecek. Birincisi şu örtü. İkincisi o örtüyle yüzünün yanık tarafını örtme isteğin. Bir de Ali sana bakarken senin o güzel gözlerinde istemsizce beliren endişe. Mucize olmayacak belki ama bundan çok daha iyi olacak. Örtü, tül, maske, dünya ile arana giren ne varsa hepsine elveda deme vakti. Bana güven. Güveniyorum. Saçsız kalan bölgeye de daha sonra saç ekimi yapılacak. Ama o arada ben sana bir peruk hazırlatıyorum. Onu kullanacaksın. Gel. Ha gel Arif. Hadi bakalım. İyi olunabilirse. Tomris yanındaysa daha iyi olacaksın eminim. Rüyalara söylemeyin olur mu? Kimse bilsin istemiyorum. Tamam. Tamam merak etme. Tomris biraz konuşabilir miyiz? Acil. Tamam. Ben geleceğim yanına. Siz gidin. Ne oldu? Çelebi, tarih eserlerin yerini bulmuş. Nasıl? Hemen yerlerini değiştirmen lazım Tomris, yoksa bu akşam alacaklar. Of. Anladım Serdar. Ya ne yapalım? Vallahi arayacak adam da kalmadı. Böyle bir dönemde kim bana bu borcu verir onu da bilmiyoruz. Tamam kardeşim. Tamam. Görüşürüz Eyvallah. Bir gelişme yok değil mi hocam? Kaldır kafanı. Bak, geleceğin karşında duruyor. Gör kendini. Keşke sizin gibi olabilsem hocam ya. Vallahi gurur duyardım o zaman kendimle. Yani benden olsa olsa
tutunamayanlar olur o kadar. Belki para kazanamıyoruz. Ama tutunuyoruz evelallah. Hocam. Hocam orası öyle de bazı gerçekler de hiç değişmiyor. Bakın sizi tazminat davasıyla vuruyorlar, beni evin borcuyla. Bugüne kadar parayla ilgili hiçbir işim olmadı. Yani şimdi bu hayatta insanın en kaçtığı şeyle ders sahibi yapıyorlar ya, vallahi ona canım sıkılıyor ya. Ne yapacağız be oğlum? Vaz mı geçeceğiz? Yok. Madem ki her şeyimi kaybediyorum, ayakta başı dik kaybedeceğim. Çelebi Kayabeyli'nin ipliğini pazara çıkarana kadar direneceğim. Tabii ki direneceğiz hocam. Bu adamın zaten açıkları var. Önce bu çöpteki bebek meselesi, şimdi bu tarihi eserler falan, bu adam yara alabiliyor hocam. Hiç kimse yenilmez değildir. Siz o tarihi eserleri emniyetli bir yerde saklıyorsunuz değil mi? Tabii hocam. Zaten bir arkeolog arkadaşım var. Ondan fikir alacağım ben. Pardon, şunu bir bakayım. Efendim Tomis Hanım? Çelebi tarihi eserlerin yerini öğrenmiş olabilir. Emin misiniz? Evet, evet. Kaynağım güvenilir. Hemen harekete geçmeniz lazım. Yoksa elimizdeki tek kozu kaybedeceğiz. Tamam. Tamam. Ömer. Ha? Ya. Kardeşim haberler kötü. Yine ne oldu ya? Çelebi deponun adresini öğrenmiş. Eserlerin yerini hemen değiştirmemiz lazım oğlum. Oğlum nereden öğrenecek? Öğrenemez ki. Öğrenmiş oğlum işte. Tomis Hanım arada haber verdi. Şu gizli tanığı ne kimse artık o söylemiş. Ya yanlış bilgiyse? Boşu boşuna risk alıyorsak? Tamam da Rüyacığım, riske atamayız ki bu durumu. Ben bir araba ayarlayayım ya. İyi tamam, biz de dükkana geçiyoruz, buluşuruz orada. Haberleşiriz. Birader nasıl bulabilirler? Bu imkansız bir şey ya. Oğlum kadın yalan söyleyecek hali yok ki Ömer ya. Bulmuş diyor işte. Tamam ben de onu söylüyorum. Buldularsa o zaman onun nereden haberi var? Bilmiyorum kardeşim, söylemedi ki. Hani inanılmaz bir durum değil. Aslında Çelebi bu. Yok gülüm, öyle bir şey değil ya. Öyle bir yere koyduk ki bulsalar haberimiz olur. Hadi buldular. Lan neyi bekliyorlar? Ha biraz düşününce mantıklı değil mi oğlum? Anlayacağız şimdi kardeşim. İyiyim. İyiyim böyle birden dönünce. Sakın gözden kaçırmayın. Tamam. Geliyorlar mı hala? Geliyorlar.
Gözüm korkmada düştüm, gördüm. Aman duyalım, aman, aman, aman duyalım. Kendine dinle, dinle. Yoksa sonra kalırdım. Aman, aman, aman duyalım. Kendine dinle, dinle. İskender! Vay vay yapmasın da aman aman. Yavrusunuz ne bakmış? Sen buralara gelir miydin ya? Sen beni ziyarete geleceksin. Biraz da biz senin ortamlarına gelelim değil mi? İyi yaptın iyi. Masa yaptırayım size. Kaç kişisiniz? Aa yok canım ya. Hiç zahmet etme. Buralar pek bize gelmez. Ama sen tam yerini bulmuşsun. Tebrikler. Kime güveneceğimi öğrendim diyelim. Bunlara değil mi? Müthiş seçim. Bir daha gel, bekleriz. Mutlaka geleceğim. Hadi selametle. Bugün de sana büyük bir tur oldu ha prenses. Buralarda mı sizin mekanlardan? Sayılır ya Rüya. Yani Ömer'in burada bile çalışmışlığı var. Türkü mü söylüyordun? Yok daha neler. Garsonluk yaptım 6 ay. Ne arka kapı oradan? He. Bu şehirde ön kapısından bizi almayacak çok mekan vardır. Ama arka kapısından giremeyeceğimiz bir tane mekan yoktur. Bak kardeşim haklı. İçeri giriyor musun? Giriyorsun. Öyle neticeye bakacaksın. Aa acaba pazar yerine seni direkt buraya mı getirseydim? Bakalım 2 saatten fazla saz dinleyebilecek mi? Şansına küstür artık bende. Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma. Merhaba. Ne oldu? Aldı demeyin. Almış mı? Yok merak etmeyin duruyor hepsi. Oh çok şükür. İçeri gelsenize. Teşekkür ederiz Tomris Hanım da. Bir problemimiz var. Nedir? Yani güvendiğiniz kişi size yalan söylüyor. Yok, mümkün değil. O kadar emin olmayın isterseniz. Neden böyle düşündünüz peki? Gece siz bizi aradığınızda hemen yola çıktık tabii. Hı. Ama eğer Ömer şüphelenmeseydi neredeyse İskender'e bütün eserleri teslim ediyorduk elimizde. Peşimize adam takmışlar. Anlıyorum. Tomris Hanım biz sizi uyarmaya geldik. Tabii ki siz daha iyi bilirsiniz ama dikkatli olsanız iyi olur. Kırkı bara. Fena fikir değilmiş ama. Yani işte akıllarınca hedef şaşırtmaya çalıştılar ama. Sinirlenme. Bunu söylemeyi hiç sevmiyorum ama. Sen söylemeden ben söyleyeyim o zaman. Sen demiştin biliyorum. İşe yaraması zor bir ihtimaldi zaten. Yani kendilerine hala fazla güveniyorlar. Bu meselenin burada kapanacağını sanıyorlar ama. Kapansın. Ne? Nasıl yani abi? Olacak iş mi? Eserleri onların eline bırakırsak mahvoluruz. Hiçbir şey yapamazlar. Thomas'ın elindeki tek fırsat bu. İstediğini almadan kaybetmez. Yani? Yani İskender. Hepimiz aynı gemideyiz. Biz batarsak Thomas da batar. Biz batarsak Kenan da batar. Yine Kenan bunu göze almadı mı zaten? Yoksa onların tarafına geçer miydi? O göze almış olabilir. Peki kızı babasını kaybetmeyi göze almış mı? Kenan'ın bu işte bizimle ortak olduğunu bilse, sarnıç meselesinin içinde olmuş olduğunu öğrense, bu meseleyi bu kadar rahat kurcalar mı sence? Doğru bildin.
dakika, bir dakika. Kenan'ın yangınla bir ilgisi yok ki. Yani sadece bir patlama olacağından haberi yoktu. Bunu bizden başka bilen var mı? Yok. O zaman bırak kurcalasınlar. Sen zaten ne yapacağını çok iyi biliyorsun değil mi? Sen hayırdır ya, yine bırakmışsın beni, sonuçları gördüm şimdi. Evladım sen zekisin ama çalışmıyorsun ki. Ben ne yapayım? Haklısın vallahi hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur kardeşim. Eyvallah. Baksana bu hocalık yakıştı ha, böyle gömlekler falan, masalar. Ya bırak şimdi Ozan, buraya beni övmeye mi geldin oğlum? Ya? Vallahi doğru söylüyorum ya. Ya hadi sade de gel be. Ne oldu, bir derdin var senin belli. Ya yok. Derdim değil de merak değilim işte. Aha. Başladık yine ha. Dur be oğlum, daha ne dedim ki ya? Ben unuttum bir de. Oğlum sen 2 sene evvel de böyle bir meraktan yanıma gelmedin mi? Şu Kaz Dağları'ndaki nükleer mevzuyla alakalı. Hani birini bulalım incelesin diye. Ama bulmuştum vallahi ya, sağ olasın Sinan ha. E buldum da oğlum, adam senin haberini doğruladı diye 50 tane soruşturma yedi be. E atılmadı ama değil mi? E yani de... E tamam o zaman. Hem bak bu sefer seni başkalarına mahcup etmeyeceğim kardeşim. Ha bu sefer hedef direkt ben olacağım. Ya Sinan, yani başkasının vebalini almaktansa daha iyidir ya. Tabii canım, doğru söylüyorsun. Öyle de... Sinan eğer istemezsen... Vallahi istemiyorum kardeşim. Kusura bakmazsan ben üstüme yakışan mesleğimi yapmaya devam etmek istiyorum. Eyvallah. Tamamdır. Ya tamam, söyle ne oldu ya? Bak ya, bir de hazırlıklı gelmiş. Sinan, beni bilirsin kardeşim. Ben bir işin ucundan tuttum mu bırakmam. Bilmez miyim kardeşim? Ben de seni bilirim Sinan. Sen vicdanlı bir adamsındır. Bak, bunun için çıkan yangında 21 insan hayatını kaybetti. Bak 21 insan. Sen ciddi misin? Evet, doğru duydun. Ha. Bunun sonunda bela var. Eğer ben buna bulaşmam, girmem diyorsan... anlarım. Tamam. Ben sana sonucu bildiririm. Eyvallah Sinan. Eyvallah. Neden geldim buraya? Biri görecek olsa... Artık bundan korkmana gerek yok. Geçsene. Dün demiştin ya eserlerin yerini bulmuşlar diye. Evet, ne oldu? Almışlar mı yoksa? Hayır, hayır. İyi, kurtardık desene. Eserleri kurtardık ama sen tehlikedesin. Ne demek istiyorsun? Çelebi ona ihanet edenin sen olduğunu biliyor. Nedir durum? Söylediklerinizi yaptım. Ama... Ama? Sözümüzün geçtiği bütün hastanelere haber bıraktım. Ama zor bir iş malum. O kadar zor olduğunu düşünmüyorum. Çelebi Bey, benden kimsesiz bir genç kız cesedi istiyorsunuz. Üstelik intihar etmiş birine.
O kadar kolay değil. Kolay olduğunu söyleme. Ama evet, biraz zaman alır. Anladım. Hadi. Cemre, canım. Düzgün konuş benimle. Kötü bir şey mi söyledin? Güneş için arıyorum. Yarın sabah oyun parkında olacağım. Saati geçirme sakın. Güneş biraz rahatsız. Eğer iyileşirse tabii, neden olmasın. Daha önce söylemiştim, çocuk hastalanıyor falan. Belli olmaz. Çelebi, bana yalan söyleme. İkimiz de ne yapmaya çalıştığını gayet iyi biliyoruz. Sen getirmezsen ben gelir alırım. Getirmem demedim. İyi olursa dedim. Hele bir getirme. Hele bir getirme. Adnan. Efendim? Şu Cemre'nin yanındaki çocuk, Ozan. Ne oldu onun meselesi? Boşlandığı tefeci. Kolay anlaşılabilir biriymiş. Halloldu. Güzel. Başımıza. Geldim. Evet, hayırdır? Kimsiniz siz? Teyzeciğim, kusura bakma. Biz böyle rahatsız ettik sizi ama. Evet, ne istiyorsunuz? Biz Ozan'a bakmıştık. Ya ne yapacaksınız siz Ozan'ı? Aramızda bir mesele teyzem. Sen bir çağır hele. Ozan yok evde. Evet. Ne yapıyorsun ya? Çeksenize elinizi. Biz bir kendimiz bakalım. Evde mi değil mi? Yok öyle şey. Nereye kendin bakıyorsun? Çek elini buradan. Polis çağırırım. Polis çağırmaya ne gerek var teyzeciğim? Ne yapıyorsunuz siz? Beyefendi, çeker misiniz elinizi? Siz hayırdır bayan? Bayan ne ya? Ne istiyorsunuz kadından? Bir şey istemiyoruz. Ne isteyeceğiz? Biz bir arkadaşa bakmıştık. Teyzem yanlış anladı bizi. Ozan'ı arıyoruz biz. Kendisine bir mesajımız var da. Öyle mi? Neymiş? Bize küçük bir borcu var. O mesele için. Ziyaret edecekti iki gün önce bizi. Unuttu zar. Hayır, benim oğlumun sizin gibi adamlarla ne işi olabilir? Yani anlamıyorum ki. Tamam Sevim. Parayı alırken işi oluyordu ama. Para mı? Ne parası? Yalan söylüyorsun. Yok öyle bir şey. Şimdi polisi arıyorum, sen görürsün gününü. Tamam. Polise gerek yok. Eviniz elden gidiyormuş ya. Onun parası. Ne? Ne dedin? Ev mi? Tamam dedi. Tamam Serhan, tamam. Tamam artık, gider misiniz? Kadın halini görüyorsunuz. Gideriz bayan, gideriz. Ama siz de bizim mesajımızı iletirsiniz kendisine. Belli ki mevzudan haberiniz var. Ziyarete geldiler bugün. Parayı vermezsen tekrar gelip evi alacakmış dersin. Tamam Seher. Tamam Seher Hanımcığım. Siz girin. Girin siz, tamam. Söylemeyecek misin nereye gidiyoruz? Ya sen bit pazarını götürürken uyardın mı beni? O kılıkla pazardan pazara sürükledin. Ha, sen de bu kılıkla beni ne yapacaksın? Baloya mı götüreceksin? Balo mu? Ya ne bileyim, sizin adetleriniz öyle şeyler değil mi? Balo, vals, dans gibi şeyler değil mi? Doğru. Prensesin baloya gitmesinden daha doğal ne olabilir, değil mi? Bunu sana ben söyleseydim bana kızmıştın, biliyorsun değil mi? O zaman önden buyurun Ömer Bey. Burası mı? Beğenmedin mi? Yo, beğendim ya, tam sana göre. Egzotik bir girişi var bak, orman gibi her yer. Hemen kapıda pes edeceksen dönebiliriz. Yok ya, niye pes edeyim ya? Yani iki saatlik türkünün intikamını sen aşağıda bana acayip müzikler dinleterek alacaksın, öyle değil mi? Teessüf ederim, sen bana güvenmiyor musun? Güveniyorum canım, intikamın çok acı olacak. Net güveniyorum o konuda. Ya vazgeçmek istersen... Ya vazgeçseydik bu yaşa kadar gelemezdik. O zaman arka kapıyı kullanmayacağımıza göre önden buyurun Ömer Bey. Rüya Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Bu kadar umutsuz olma. Hala zamanımız var. Evet.
Evet, hala kızıma hoşça kal diyecek zamanım var. Saçmalama, elbet bir yolunu bulacağız. Bak, biliyorum inanması zor. Ama Çelebi'nin gücünün bile sınırları var. Nasıl yani? Eserler bizdeyken sana hiçbir şey yapamaz. Benim durumumu da çözecek. Çünkü çözmek zorunda. Ama... Ama sana yardım ettiği zaman da karşılığını isteyecek. Ama bulamayacak. Çünkü eserleri ona değil, polise teslim edeceğiz. Ve sen de her şeyi itiraf edeceksin. O yüzden o zamana kadar... Saklanmam lazım. Evet. Hemen bugün ilk uçakla... Hayır. Hayır, olmaz. Ne demek olmaz? Rüyayı görmeden olmaz. Tomris, benim bu hayatta ondan başka kimsem yok. Ondan daha değerli hiçbir şeyim yok. Onu böyle her şeyin ortasında bırakıp... Hayır. Hiç değilse bir vedayı hak ediyor. Öyle değil mi? Efendim Cemre? Ne? Tamam, tamam. Geliyorum hemen. Daha iyi misiniz? Az daha iyi oluyor. Duydun değil mi dediklerini? Evin borcu için dediler değil mi? Bu para mı almış onlardan? Yani şey mi demek oluyor hani? Biz o parayı ödeyemeyince ev elimizden alacaklar. Ev elimizden mi alacaklar? Bilmiyorum. Alamazlar. Yok yok. Almazlar, alamazlar. Senet sepeti yok ki ellerinde. Var mıydı senet? Yoktu. Tamam. Alamazlar o zaman. Alamazlar. Tabii. Yani alsalar bile... Alamazlar. Alamazlar. Vermem. Vermem. Ben... Öyle demek istemedim. Ay, kusura bakmayın. Asıl sen kusura bakma. Yok. Kapıda da öyle adamların önüne geçtim. Yanımda durdum. Sağ olasın. Estağfurullah, ne demek? Ama... Siz de bu kadar üzmeseniz kendinizi. Mutlaka bir çaresi bulunur. Sen şimdi ev elimden gidecek diye üzülüyorum sanıyorsun. Değil mi? Ne mal göz kadın demişsindir benim için. Yok. Yok, öyle değil. Ben bir evlat kaybettim. Ozan'ın büyüğü. Mahir. Başın sağ olsun. Sen sağ ol. Çocuktu da. Kaç yıl geçti arada. Ama bana sorsan dün gibi. İçim azalmaz insanın acısı. İçime dinmez. Daha dün gibi derler ya. Öyle işte. Tahmin ederim. Tabii edersin. Sen de annesi. Ama insanız da değil mi? Bak burada acısı.
burada. Ama yüzü, sesi daha. Bunu söylemeye arzayarım. Unutuyor insan. Ama ne zaman bu koltuğu görüyorum, burada otururdu diyorum. Şu pencereye bakıyorum, buradan camdan dışarıyı seyrederdi diyorum. Mutfakta yemek yaparken şimdi deli diyeceksin bana. Sanki sesi geliyor uzaktan. Bazı geceler yatağına uzanıyorum sanki. Sanki hala yastığındaymış gibi kokusu. Yani seni anlayacağım. Ev umurumda değil. İsterse yanıp yıkılsın. Ama bana oğlumdan kalan tek şey, tek şey burası. O yüzden. O yüzden. Ölürüm de vermem kimselere. Cemre. Bir şey yapmadılar ama. Ozan. İyi misin anne? Kimdi o adamlar? Anlatacağım sana. Hayır, tefeciden para mı aldın sen? Anneciğim şöyle geçelim kenara, güzelce konuşalım tamam mı? Sonra ben sana hepsini tek tek anlatacağım. Konuşmayacağız. Konuşmayacağız çünkü hiçbir şey anlatmıyorsun. Ben sana amcana gidelim dedim. Sen ben halledeceğim dedin. Bu muydu halletmen ha? Tefeciden borç almak mı? Anne yapma, sakin. Anne deme bana, anne deme. Adamlar kapıya dayandı. Neredeyse gırtlağımızı sıkacaklar. Ya hiçbir şey yapamazlar. Ben zaten halledeceğim. Yine mi halledeceksin? Vallahi yeter ya. Gerçekten yeter. Ben kendimi paralıyorum. Sen niye beni görmüyorsun anne? Kendimi paralıyorum, halledeceğim diyorum. Niye görmüyorsun? Allah aşkına sakin ol. Yok bırak bırak. Bırak anlatsın. Hayır anlatsın da anlayalım bakalım nasıl paralıyormuş kendini. Tabii söylesin bakalım nasıl bir hayrı dokunmuş bu eve. Paralıyormuş. Laf. Eğer babanın emekli maaşı olmasaydı şimdi sokaklarda sürünüyor olurdu. Ne diyorsun anne sen ya? Sıkıntıdan başka ne getirdin bu eve? Şimdi de senin yüzünden elimizden her şey alınıyor. Sefil ettin bizi. Ozan. Ozan! Ozan! Bir durur musun? Cemre! Amca! Merhaba. İskender Bey mahalleye geldi. Kızını kaldı eve. Tamam, peşinden ayrılmayın sakın. Nasıl isterseniz. Ne oldu? Her şey yolunda. Az kaldı. Gel gel gir. Temizleyeceğim zaten sonra. Ya evet daha önce de geldim bu eve ama ben bu sefer bulamadım nedense. Yani o sokak bu sokak derken. Yani evet biraz şey bulması zor. Yani yolu karışık evin. Çok güzel olmuş burası. Yani güzel değil de daha yaşanılır oldu evet. Ama daha iyisini yapacağına eminim Cemre. Sağ ol. Şey, Rüya yok mu? Yok, gelmedi daha. Öyle mi? Peki
Sence sakıncası yoksa yani bekleyebilir miyim? Tabii ki. Tabii ki, otur. Bir şey mi oldu? Ya aslında benim küçük bir işim var ama yani çok sürmez ama sen yalnız kalabilir misin biraz? Tabii ama bir sorun yok değil mi? Umarım. Sen geç, rahat et. Sipariş etmedik kardeşim, yanlış gelmiş. Hanımefendi gönderdi ama. Ha, hanımefendi gönderdi. Zaten benim ölümüm bu hanımefendinin elinden olacak. Ne yapalım kardeşim, bırak içeriz. Merhaba. Merhaba, yeni isim mi? Yok, ben daha önce yazdırmıştım ama sıra ne zaman gelir diye sormak istedim. İsim neydi peki? Ömer Ataycı. Pardon? Ömer Ataycı. Bundan sonra sizde. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Ne oldu? Çok mu sert geldi? Ya çok tatlıymış bu ya, şerbet gibi aynı. Dikkat et, çarpar. Ne yapalım Rüyacığım? Yani çarparsa sarhoş oluruz. Bu sefer de sen beni sırtında taşımak zorunda kalırsın ha? Bir ömür anlatacaksın değil mi bunu? Yani bir ömür bir arada izlemek mi istiyorsun? Kısmet. Aa, kısmet. Öyle kısmet. Nasıl? Beğendin mi burayı? Tabii bir türkü bar değil ama. Yani türkü barı tercih ederdim ama ne yapalım? Burası da güzel, akıyor işte mekan. Nasıl yani? Yani gençler dans ediyor. Bazıları kendilerini sahneye atmış. Müzik desen idare eder tıngır mıngır. Senin adına katlanacağız, ne yapalım? Pes etmeye niyetim yok diyorsun yani. Yani. Başka rengi yok mu ya bunun? Evet arkadaşlar, sıradaki ismimiz Ömer Ataycı. Sende. Sıra sende. Bunu yapmış olamazsın ya. Yaptım bile. Ömer Ataycı burada mı? Olmaz. Olur olur. Ömer Ataycı burada, geliyor hemen. Alacağın olsun be. Yapacak bir şey yok. Ya rezil olurum. Sesin falan çok kötü. Ne yapıyorsun? Ben anlamam. Onu iddiaya girmeden önce düşünecektim. Ömer Bey gelmiyor mu? Ömer Bey gitmiyor musunuz? Hayır, seçim sizin. Gitmeyebilirsiniz ama bu iddiayı kaybetmiş olacaksınız. O yüzden söyleyeyim. Pes mi? Değil. Geldim kardeşim. Ne söyleyeceksin abi? Ne söyleyeyim? Bak orada liste var. Orada yazıyor. Liste. Karşıdaki ekrandan da sözleri takip ediyorsun. E oğlum, bunların hepsi İngilizce, Türkçe bir şey yok mu ya? Abi biz de standart yabancı pop rock çalıyoruz. Yabancı pop rock olunca öyle oluyor değil mi? Öyle oluyor demek ki. Ya ne zaman başlayacak? Söylemeyecek misin? Hadi artık başlasın. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Başlasın ya lütfen. Aa, ama yani başlayın artık. Hadi bekleyecek miyiz artık daha? Söylemeyecek misin? Hadi artık başlasın ya lütfen. Sıkıldık ama. Merhaba, cümleten selamünaleyküm. Şimdi ben buraya şarkı söylemek için çıktım ama arkadaşlar repertuarın hepsi İngilizce. Benim de İngilizce ile aramda biraz mesafe var. Ya aslına bakarsanız diğer dillerle de pek aram yok. Hani olsa da sesim çok kötü yani. Şarkı söylesem eyvah eyvah.
Ama buraya çıkmış bulunuyorum. Ve illaki bir şey söylemem lazım. Yani arkama bakarak insem ayıp olur. Altında kalmış olurum. Yani... Ya dert o değil de. Benim derdim o. Hem de öyle bir dert ki arkadaşlar, böyle nasıl anlatsam anlatamam. Neyse, şöyle toparlayayım. Yani birbirimizle iletişim illaki kurabiliriz değil mi? Ha, gönülden gönüle bir yol bulabiliriz diye düşünüyorum. Eğer sizler de yanımdaysanız eğer. Evet, hadi Ömer geldi. Tamam, yapacağız bir şeyler artık. Kardeşim, güveniyorum sana. Sen gir abi, sıkıntı yok. Biz biliyoruz o yolu.
Sen nereden yetişeceksin? Uzun'a sordum. İyi misin? Bilmiyorum ki vallahi ben iyi mi değil mi? Güzel. Annen çok korktu. Çok kötüydü. Bütün onlar hep sinirden söyledi. Biliyorsun. Sinirinden söyledi Cemre, biliyorum. Ama doğruyu söyledi ya. Benden olmuyor ya Cemre. O zaman hayır. Hayır, olur mu öyle şey? Olmaz işte. Onu diyorum, bende olmaz, benden olmaz. Bazen böyle Don Kişot gibiyim. Karşımda böyle koskoca değirmenler var, böyle büyük büyük. Beni bir savursalar, böyle bir uçursalar yerlere kapanırım ama benim böyle kılıcım var, çekiyorum kılıcımı. Kılıcım da kör. Ya vuruyorum, 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 savuruyorum böyle. Hep boşa be. Ozan, senin ideallerin var. Sen onlar için yaşıyorsun. Bundan daha değerli, bundan daha kıymetli bir şey olabilir mi hayatım? Olabilir. Sefalet var, sefalet. Her şey bundan daha önemli olabilir. Aramızda sefalet içinde yaşayan biri varsa o da benim. Ne farkın var benim senden Cemre? Ne farkın var? Batmışım bokun içine böyle, boğazıma kadar kafamı dik tutmaya çalışıyorum. Baksana bana. Kendine çok haksızlık ediyorsun. Ben çevremdekilere haksızlık ediyorum. Benim annem haklı. Doğru söylüyor. Ben oğlu olarak senelerdir o eve bir taş koyamadım. Bir tane taş ya. Çünkü niye? Çünkü Cemre, benim ideallerim var. Ve ben diyorum ki ulan, girdiğim her işten kovuldum. Bak, her işten. Dedim ki savaşacağım, inat edeceğim. Ya ben size kafamı eğmeyeceğim arkadaşım dedim. Yaptım da. Çünkü niye? Benim ideallerim var. Ama siktiler benim ideallerimi. Sana bir şey diyeyim mi? Alsaydım bir kasa limon, götürseydim pazara, satsaydım, alsaydım parasını, deseydim ki anne al bak ben eve ekmek getirdim. Sevin be. Sen... Boş. Benim gerçeği görme vaktim geldi. Biliyorum. Ya bir şey mi oldu? Çok şaşırttın beni. Neden? Öyle sustun, sustun. Sonra herkesin ortasında. Ne yapayım, demek ki ben de artık içimde tutamadım. Patladım ben de. Hiçbir şeyi içinde tutma. Hep böyle içinden geldiği gibi davran, olur mu? Buğur, ne yapıyorsun? Tamam, korkulacak bir şey değil. Ya biliyorum korkulacak bir şey yok da işte. El alem ne der diye mi? Ya onlar el alem değil ki, mahalleli hepsi. Yani kardeşimiz, eşimiz, dostumuz. Ayıp bir şey yapmıyoruz ya biz de. Ya biliyorum ayıp bir şey yapmadığımızı. Aynen. Ne yapıyorsun?
Ayıp değil ama özel yani. Öyle her yerde olmaz. Ama burada olur. Ne oldu? Söyleyecek o kadar lafım vardı. Sustum. Ben... Sen ne? Anlat. Demek ki doğru yer burası dedi. Ozan. Cemre. Vallahi konuşmayalım artık ya. Hani ağzını bıçak açmıyor? Ne diyeyim? Ne bileyim, illa bulursun sen diyecek bir şeyler. Hep değil demek. Bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Bizim iddia ne olmuş oldu? Kim kazandı? Bence berabere. Ha, böyle o kadar emek boşa gitti. İyi tamam, sen kazanmışsın. Zaten ben senden daha büyük ne kazanabilirim ki şu hayatta? Peki ben ne kazandım? Seç, beğen. Hani senin bana bir sözün vardı. Ne sözün? Unuttun mu? Ha, teras. Bravo, teras. Yarın akşam o sofra kurulacak. Vay arkadaş, ne terasmış, ne unutmazmışsın ya. İyi tamam, söz. Gerçekten. Evet. Tamam. Şş, Ozan! Bir şey olmuş ya. İyi misin? Değilim. Ama böyle güzel. Ne oldu oğlum, iyi misin lan? İyiyim ya kardeşim. Vallahi çok iyiyim. Ha? Ama sordunuz be, iyi misin, iyi misin? İyiyim ya, çok iyiyim. Mükemmelim kardeşim. Vallahi iyi diyorum. Yeter ama ya. Tamam, yeter. Tamam, tamam. Sen, tamam. Rüya, biz gidelim. Olur, iyi akşamlar. Tamam. Hadi kardeşim. Nereye? Ya sen nereye istiyorsan oraya ya. Nereye istersen oraya gel. Gel. Bugün, şu an sen nereye istersen oraya gideceğiz. Aç mısın? İnanamıyorum ya. Kapıya dayanmak ne demek? Vallahi öyle. Ozan'ın da çok ağrına gitti tabii canım. Belliydi zaten halinden. Anahtarın yok mu? Bir çalsan kapıyı. Neden? Çal sen be. Baba. Kızım. O ses de geldi işte. Ne sesi ya? Oğlum, dün geceden kalmışlığın evrensel dildeki karşılığı çıkardığın bu ses. Hadi kalk, çay yaptım. Ömer dur Allah'ını seversen, sabah sabah ya. Tamam oğlum, ben duruyorum zaten, sen anlatacaksın hadi. Ne anlatacağım oğlum? Dün sayıkladığın hikayeyi birader. Ne sayıkladım ya? Oğlum sen demedin mi evi bastılar diye? Hadi meraktan öleceğim, kalk anlat hadi. Hay Allah'ım ya. Hadi paşam, hadi. Babacığım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rahat uyudun mu dün gece? Çok rahat denemez.
Ama seni gördüm ya, günler sonra ilk defa huzurlu uyudum. Neden haber vermedin geleceğine? Sürpriz yapmak istedim. Oldu valla. Öyleyse şu gözlerindeki sevincin sebebi benim. Yani başka ne olabilir ki? Bilmem. Dün gece epey geç geldin. Dışarıdaydım. Kiminle? Doğruyu mu söyleyeyim? Yoksa böyle canını çok da sıkmayacak bir yalan mı uydurayım? Bence sen doğruyu söyle. Ömer'leydim. Baba. Efendim? Bir şey demeyecek misin? İşte senin o serseriyle ne işin olur falan gibi şeyler. Hayır. Demeyeceğim. Neden? Onun hakkında yanıldığımı anladım da ondan. Ne değiştirdi peki fikrini? Evet, başta serserinin teki demiştim. Yani böyle haydut gibi bir şey. Ama sonra bir baktım baya baya delikanlı, aklı başında ve sağlam bir çocuk. Reçel ister misin? Şerefsize bak ya. Oğlum ev basmak ne demek lan? Ya bağırma sabah sabah. Başım ağrıyor diyorum sana. Ben böyle durmayacağım var ya. Gideceğim onun ağzını burnunu kıracağım. Ya Ömer, otur oturduğun yerde. Allah seversen gel geç şuraya. Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Dalga mı geçiyorsun birader? Yanına mı bırakacağız bunu? Dalga geçmiyorum kardeşim. Adam daha parayı verirken çat diye silah koydu oğlum zaten önüme. Ha yani ya canın ya para diyor. Diyor ki kardeşim biz de böyle. Eğer beğenmiyorsan git başka yerde ara belanı diyor. Bu... Birader ben beğenmedim. Gideceğim onun ağzını kıracağım şimdi, seyret. Ömer. Ömer ya, kime diyorum? Dur Allah'ını seversen ya. Hiç lan, senin adına be. Rüya, iş meselesini ne yaptın? Bir gazetede hukuk danışmanlığı yapıyorum. Ha, çok sevindirici bir haber bu. Para kazansam daha sevindirici bir haber olabilirdi. Evet. Evet, hepsi benim yüzümden. Babacığım. Ben öyle demek istemedim ki. Bak ben çalışacağım, kazanacağım. Hemen başım çaresine bakabilirim. Bakabilirsin, değil mi? Yani ben olmasam da. Baba saçmalama, ne diyorsun ya? Canım öylesine söyledim işte. Rüya, benim bir süre uzakta olmam gerekiyor. Yani iş için. Nereye gideceksin? Berlin'e. Yani eski bir ortağımla bir iş yapmak için. Nereden çıktı peki bu durup dururken? Kızım yani toparlamaya çalışıyorum, çabalıyorum. Rüya, sana... Gerçekten iyi bir gelecek verebilmeyi çok isterdim. Ama olmadı. Çok hata yaptım. Çok hata yaptım yanlış insanlarla yanlış kararlar alarak. Beni affet olur mu? Babacığım, sen kötü bir şey yapmadın ki, para kaybettin. Bunun için özür dileyecek. Olsun. Sen yine de affet. Çünkü benim tek istediğim şey kızımın beni hep iyi hatırlaması. Hatta galiba artık bundan başka da hiçbir şey istemiyorum. Baba Allah aşkına ne diyorsun yani, hatırlaması falan? Ya kızım yaşlandık artık. Yani insan öyle olur olmaz şeyleri düşünüyor işte. Çok seviyorum seni.
Her şeyden çok seviyorum, herkesten çok seviyorum. Çok güveniyorum sana. Bunların hepsi geçecek. İnan bana, tamam. İnşallah kızım. Babam. Merhaba. İki tane bilet alacağım. Bir tanesi 12 yaş altı. Ne kadar? 400 lira. Nakit mi, kredi kartı? Nakit. Kusura bakmayın. Buyurun. Kusura bakmayın, biraz bozuk oldu. Teşekkür ederim. Ömer, oğlum bir dur, Allah'ını seversen ya. Ya ben kime diyorum, koşturuyorsun benim mahallenin ortasında. Ne bir var, dur ne ya. Var, ne diyorsun? Ha, durdum, Allah ne var? Allah, ya kimsenin mekanını basmayacaksın Ömer. Niye basmayacağız oğlum, haksız mıyız biz? Ya haklı mıyız Ömer? Haksızız lan tabii ki. Adam derse ki nerede benim param, koyun paramı önüme, verebilecek miyiz kardeşim? Var mı lan bizim paramız? Yok. Yok Ömer, yok çünkü paramız kardeşim. Ben sana demiyorum ki ben bu adama gitmeyeceğim. Gideceğim oğlum, tamam mı? Gideceğim. Koyacağım parayı cebime, çalacağım kapısını, atacağım suratına bu herifin o parayı. Sonra da kıracağım ağzını yüzünü, tamam mı güzelim? Tamam oğlum, işte ben de onu söylüyorum. Benim borcum yok. Gideyim adamın karşısına, gel lan buraya diyeyim. Vurayım ağzına, iki tane göndereyim işte. Ya hala vurayım ağzına diyorsun ya, delirteceksin sen beni. İstemiyorum diyorum ya Ömer. İstemiyorum oğlum. Tamam istemiyorsun, ne yapalım? Söyle bakayım, ne yapalım? Ne bileyim ne yapalım? Düşüneceğiz, bulacağız bir şey. Dur, gelme üstüme. Tam üstüne gelmiyorum. Nerede düşünelim? Burada mı düşünelim? Burada düşünelim. Ne yapalım oğlum? Ya gel, sinirimi bozmayayım. Zaten midem kötü. Benim de sinirlerim bozuk oğlum. Yürü. Gel. Bu mu yani? Oğlum ne güzel geldik, oturduk işte. Senin bir şeyin var lan. Ne oldu? Yok bir şey bende ya. Beni boş ver. Haberler sende, ne yaptın dün akşam? Akşam sen dün hatırlıyor musun paşam? Yani olduğu kadar böyle hayal meyal bir şeyler var. Ne yapalım, konuştuk işte. Akşam terasta yemek yiyeceğiz. Yemeğe davet ettim. Allah Allah ya. Sen neymişsin be Ömer? Ha, daha iki gün evvel diyordum ben bu kıza nasıl açılacağım falan. Şimdi gelmiş terasta yemekler, memekler. Ne yapayım oğlum, söz verdim. Her fırsatta laf sokuyor kız, görmüyor musun? Yapayım kurtulayım bari. Tamam bir şey demedim, tamam kıvranma karşımda. Ne kıvranacağım oğlum? Kıvranıyorsun lan. Ne kıvranacağım lan? Hadi sen beni boş ver, parayı ne yapacağız? Halledeceğim ben ya. Nasıl halledeceğim? Amcama gideceğim. Ney? Amcama gideceğim Ömer. Oğlum sen demedin mi o adama gideceğim? Ne yapayım Ömer? Ne yapayım kardeşim? Başka çarem mi var? Al gördün işte ya, çökmüşler benim gırtlağıma. Borç istemeyeceğim ama. Gideceğim o şerefsiz kalantor herife. Diyeceğim ki sen bana bir iş bulacaksın. Ben de sana bu parayı onun karşılığında ödeyeceğim. Öyle. Peki Altan Hoca, gazete ne olacak? Gazete mazete güzel ya, değil mi? Hayaller, idealler. Olmayınca olmuyor be Ömer. Ne yapayım? Çelebi neredesin? Evdeyim. İki saattir arıyorum, cevap vermiyorsun telefonlara. Güneş'i... Hasta. Yalan söylüyorsun. Güneş hasta Cemre. Gelemez. Kusura bakma, başka zaman.
Bir süre bizim misafirimiz olacaksınız Kenan Bey. Ne demek? Dağ başı mı burası? Mafya mı kesildiniz? Ne münasebet. Ama eğer davetimizi kabul etmezseniz siz değil, sevdikleriniz zarar görecek. Kimseyi üzmek istemezsiniz değil mi? Aldık. Güzel. Geliyorum. Almaya geldim. Polisler kapıda. Bir derdin varsa onları anlatabilirsin. Güneş. 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 Annem, ne oldu sana? Annem. Annem. Annem, çok ateşin var. Bu düşmüş hali. 40'a çıktı bugün. Doktor falan? Baktı. Ne dedi? Üşütmüş. Öksürüğü var mı? Yok. Ama boğazı ağrıyor. Bademcik miydi? Hı. Her zamanki gibi. Bir yerini ağrıyor mu bebeğim? Boğazını ağrıyor. Bademciğini aldırsa mıydık ki? Ben bu kadar kötü olduğunu bilseydim. Söyledim. Ama inanmadın. Anne. Annem. Eve mi döndün? Benimle mi kalacaksın? Onu bu halde bırakıp gitmeyeceksin değil mi Cemre? Lütfen gitme. Gitmem bebeğim. Seni bu halde bırakır gider miyim hiç? Buradayım. Buradayım aşkım. Amcam müsaitse görüşebilir miyim?
Hoş geldin. Hoş buldum. İçeri girmiyor mu? Gel tabii ya, o ne demek? Gel. Derken? Niye karanlık burası? Hazırlanmadın mı? He, hazırlandım da senin kadar hazırlanmadım herhalde. Dur açayım. Evin kuralları vardı. Hazır mısın? Hazırım. Nasıl, beğendin mi? Hiç fena değil. İyi bir şey söyledin değil mi? O zaman sizi şöyle büyük salondan geçerek yerinizi alalım Rüya Hanım. Ah, teşekkür ederim. Yerini mi bekliyordun? Ha şey ya, akşam dedim Rüya ile terastayız mahalledekilere. Bir ekip yapın, sizler de bize katılın dedim. İyi yapmışsın. O zaman aç kapıyı, bekletme insanları. İyi, tamam. İyi akşamlar. Su var mı ya? Dilim damağım kurudu. Oğlum senin ne işin var lan burada? E sen çağırmadın mı? Mutlaka bekliyorum dedin. Ömer. Rüya. Ben de seni arıyordum Rüyacığım. Bak Rüyacığım falan filan, bak boğazını topla. Ömer tamam. İskender sen de defol git şuradan. Aa, kırılıyorum ama ben buralara kadar geleyim sen. Ne istiyorsun ya hala benden? Hiçbir şey, sadece biraz konuşmak o kadar. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Bak birader, akşam akşam benim canımı sıkma. Tamam mı? Başımı belaya sokma, git buradan. Babanla ilgili. Neymiş? O benden kaçırdığınız tarihi eser işinde. Yangına neden olan tarihi eser işinde. Aynı şey. Kiminle ortaktık biliyor musun? Oğlum bir sus lan. Sus, şu hayatta bir kere iyi bir şey yap, sus. Ya sen benim ne diyeceğimi biliyor musun ki? Ondan. Vay be. Bu kadarını ben bile beklemiyordum. E sana ikinci baskı olacak o zaman ha? Ömer ne oluyor? Evet, cevap versene. Ne oluyor Ömer? Ya ne olacak? Boş boş konuşuyor işte. Bir şey yok yoksa. Anladım. Tamam tamam. Senin işine gelmiyor. Çünkü senin her şeyden haberin var. Belli. Biliyorsun her şeyi. Görüyorsun değil mi kime güvendiğini? Babanın bizimle ortak olduğunu sana söylemeyecek kadar, en az benim kadar suçlu olduğunu söylemeyecek kadar dürüst biri. Tam bir delikanlı. Gerçek bir delikanlı. Oğlum git şuradan. Senden medeniyet bekleyen yoktu zaten ama sahtekarlıkta on numaraymış. Helal olsun. Doğru mu söylüyor Ömer? Rüya. Sen bunu biliyor muydun? Rüya bak, yanlış anladın, tamam mı? Açıklayabilirim. Ben seni yanlış anlamadım. Sen sahtekar değilsin. Değilim. Bunu sakladın çünkü beni korumak istedin. Evet. Ama yanlış yaptın. Büyük yanlış yaptın Ömer. Bunun hesabını senden ayrıca soracağım.
Biliyorum bana kızgınsın. Ama gerçekten konuşmamız lazım. Beni bir kez dinle. Lütfen. Bak bilmediğin o kadar çok şey var ki. Ama eğer bana bir şans verirsen ben sana hepsini anlatacağım. Yapma. Ne kadar büyük bir hata yaptığını farkına varacaksın. Eğer istersen gel. Hep beraber biraz konuşalım. Baba. İn aşağı. Hiçbir şey yapamaz. İn. Hadi. Hadi baba. Ne rüya? Geliyorum hemen. Söyle. Kızma kurban olayım ya. Ne yapayım diyemedim yani. Kıyamadım sana. Başkaları mı kıysın dedin? Ben söyleyemedim onlardan mı duysun dedin? Yok olur mu öyle şey? Oldu ama. Gerçekleri saklamanın bir anlamı yok. Savaşmak lazım, kaçmak değil. Benim vazgeçmeye niyetim yok. Benim de yok. O zaman başını dik tut Ömer Ataycı. Yalanla dolanla kendini kandırma, beni de kandırma. Hayat toz pembe değil. Biliyorum artık. O kadar kolay pes etseydik, bu yaşımıza gelemezdik. Eğer ben de senden vazgeçersem, ömrümün geri kalanını görmeyeyim, tamam mı?